Merhabalar arkadaşlar. Bir Dünya'nın bir programında daha tekrar karşınızdayım. Ben Erkan Öz. Dünya'nın haberini sizlere dijital para borsası CoinEx'in katkılarıyla ulaştırıyoruz. Türkiye'nin öncü kripto para borsası CoinEx çok yakında çok büyük değişimlerle karşınızda olacak arkadaşlar. CoinEx Amerika'da FinCEN tarafından verilen MSP yani parasal hizmetler lisansını aldı ve bundan sonra yurt dışında da faaliyet gösteren bir borsa haline gelecek. Ve CoinEx bu yeni dönemi birçok yeni özellik ve sürprizlerle başlatacak çok yakında. Bugünkü konumuz arkadaşlar, Çin devleti elindeki çok yüklü miktar milyarlarca hatta trilyonlarca dolarlık dolar varlığını satıp yerine altın alacak iddiası. Bu iddianın sahibi ünlü ekonomist Nouriel Roubini, Amerika Merkez Bankası Fed, IMF vesaire çok önemli kurumlarda daha önce çalışmış bir isim ve tabii Roubini'nin en önemli özelliği 2008 krizini daha 2005'te ve 2006'da yaptığı uyarılarla çok önceden tam mekanizması ve tarihiyle tahmin etmiş olması. Roubini yeni bir makale yayınladı. Her zamanki gibi kendi sitesinde, Project Syndicate sitesinde. Ama biz bugün MarketWatch'tan okuyacağız. Burada Roubini siyah kuğu kavramına karşı beyaz kuğu kavramını kullandı. Yani siyah kuğu ekonomide hiç beklenmedik kara olaylar. Bunun karşısında Roubini dedi ki aslında geldiği görünen bazı beyaz kuğular da var. Ve bu beyaz kuğulardan sadece bir tanesi bile 2008 krizi benzeri yeniden bir olay yaşanmasına sebep olabilir. Bunları özet olarak şöyle sıralayabiliriz arkadaşlar. Öncelikle Roubini şuna inanıyor. İran rejiminin kendi ekonomik sorunlarından dolayı ve halkın çok rahatsız olmasından dolayı bir dış düşmana ihtiyacı var. Ve İran'ın Amerika ile Orta Doğu'da çatışma ortamını arttırmaya, yükseltmeye ihtiyacı var ve bu yüzden Amerika ile İran arasında bir çatışma ortamı doğmasını bekliyor Roubini. Aynı şekilde Çin ile Amerika arasında da adeta bir soğuk savaş başladığını düşünüyor. Faz 1 ticaret anlaşması imzalandı ama bu geçici bir çözüm diyor Roubini. Bu anlaşmanın yürürlüğe gireceğini, uygulanacağını kabul etsek bile. Ve diyor ki Çin yönetimi son zamanlarda olan olayların üst üste gelmesinden son derece rahatsız. Bu COVID-19 virüs hastalığı ve onunla birlikte bir sürü olay. Mesela domuzlar arasında bir başka hastalık çıkması ile ülkede gıda fiyatlarının çok artması, yine bir kuş gribi aynı anda başlaması ve Hong Kong'daki protestolar ve Tayvan'da bağımsızlık yanlısı bir başkanın seçilmesi. Bunların hepsini Çin yönetimi Amerika'nın bir tezgahı olarak görüyor Roubini'ye göre. Ve gittikçe komplo teorilerine inanmaya başladılar diyor Çin yönetimi için. Çin yönetimi de aynı şekilde İran gibi kendi halkına bir dış düşman göstermek amacıyla Amerika'yı hedef alabilir diyor. İran, Çin, Rusya ve hatta Kuzey Kore bunlar Amerika'ya karşı özellikle bu yıl seçim dönemini hedef alacaklar diyor. 2020 başkanlık seçimlerini Kasım ayında. Ve Amerika ile bir konvansiyonel çatışmadan ziyade bir siber savaşı bu dört ülke tercih edebilir diyor. Çünkü bunların hepsinin çok güçlü siber orduları var. Ve özellikle seçimleri hedef alabilirler diyor. Seçimlerde bir karışıklık çıkarmak, seçim sonuçlarını şaibeli hale getirmek için bir şeyler yapabilirler diyor. Ve aynı zamanda Amerika'nın can damarı, şu anda Amerikan ekonomisi doların küresel rezerv para olması üzerinde işliyor. Yani dolar küresel rezerv para olmasa Amerikan ekonomisi o kadar kötü durumda ki herhangi bir muz cumhuriyetinden bir farkı kalmaz. Bu dört ülke Rusya, Çin, İran ve Kuzey Kore Swift'i de hedef alabilirler elektronik bir saldırı için diyor Roubini. Çin'in elindeki en önemli silahın ise elinde tuttuğu Amerikan hazine bonoları olduğunu söylüyor Roubini. Bir dönem dünyada en çok Amerikan hazine bonosu tutan ülkeydi Çin. Japonya ile bu konuda çekişiyorlar. Şu anda Çin
1 trilyonun hemen üzerine. 1 trilyon 70 milyar dolar kadar hazine bonosu tutuyor. Amerikan hazine bonosu dolar cinsi ve onun üstündeki ülke ise Japonya 1,15 trilyon dolar tutarında bir bono tutuyor. Zaten dünyada toplam yaklaşık 6 trilyon dolar civarında Amerikan hazine bonosu tutuluyor yabancı ülkeler tarafından. Rubini diyor ki Çin bu Amerikan hazine bonolarından yüklü miktarlarda satışlar yaparak Amerika'ya bir başka darbe vurabilir. Çünkü Amerikan hazine bonolarına satılması demek faizlerin yükselmesi anlamına gelecektir. Fakat bu teori uzun zamandır hem klasik finans medyasında hem de alternatif finans medyasında pek geçerli kabul edilen bir teori değil. Çünkü Çin bu satışı yaparsa, Çin piyasaya dolar bono satıp karşılığında da yuan kendi para biriminden satın alırsa kendi para birimini çok kuvvetlendirir, ihracatını vurur ve sonuçta bu kendisine de büyük zarar verir diye düşünüyorlar. Ama Rubini diyor ki eğer diyor Çin dolar satıp yerine altın alırsa böylece herhangi bir zarar ihtimalini ortadan kaldırır diyor. Amerika da bunun karşılığında eli kolu bağlı durmayacaktır. Onun da çok kuvvetli siber ordusu var. O da cevap verecektir bu tip saldırılara diyor. Zaten diyor özellikle Çin ve Rusya sürekli altın alıyorlar ve bu sebeple de 2019'un başından beri altın fiyatları %30 artış gösterdi diyor Rubini. Şimdi Rubini'nin teorileri çok ilginç. Özellikle bu Çin'in trilyonlarca dolarlık döviz rezerviyle dolar satıp altın alması çok önemli bir konu. Bakalım Rubini'nin tahminleri ne kadar tutuyor? Hakikaten bu dört ülkeden biri İran 17 Şubat'ta bir açıklama yaptı ve Amerika'daki seçimleri hedef aldı. Dedi ki Amerika önce kendine bakmalı ve bu şeffaf olmayan ve demokratik olmayan seçimlerine önce düzeltmeli, sonra başkalarına ders vermeli diye İran Dışişleri Bakanlığı'ndan sözcü Abbas Musavi bir açıklama yaptı. Yani Rubini'nin dediklerini doğrular biçimde bu dört ülkeden bir tanesi şimdiden resmi ağızdan Amerika'daki seçimleri hedef almaya başladı. Çin hakikaten bu Covid-19 ya da koronavirüs olayından çok kötü etkilenmiş durumda. Binlerce donmuş et konteyneri limanlarda birikmiş durumda çünkü karantinalardan dolayı şoförler gelip bu etleri alıp ülke içerisine dağıtamıyorlar şu anda. Birçok işçi şirketler maaş ödememeye başladığı için ücretlerini alamıyor. Çin'in en önemli iş bulma sitelerinden Zaopin'in yaptığı bir araştırma, 9500 denek üzerinde bir araştırma yapmışlar ve bunların üçte biri maaşlarını her an alamayabileceklerini ifade etmişler. Asıl bomba haber Çin'de arkadaşlar bazı büyük holding yapılanmaları var. Ya bunları Türkiye'deki Sabancı Koç gibi değerlendirebilirsiniz. Yani ana sahasının dışında birçok başka sahada da faaliyet gösteren büyük iş ve sermaye grupları. Bunlardan bir tanesi HNA Grup. Çin devleti daha bu tip bir hastalıkla vurulmadan önce de ekonomisi yavaşlamaya başlamıştı ve hatırlarsınız birçok küçük ve orta ölçekli banka batmıştı ve devlet bunlara el koymuştu. Hatta bir tane daha böyle büyük bir gruba yine devlet el koymak zorunda kalmıştı. Çünkü grup batmıştı. Şimdi aynı şey ikinci bir büyük grup için söz konusu. Yani düşünün yani teşbihte hata olmaz. Hani Türkiye ekonomisi o kadar kötü durumda ki atıyorum Türkiye Allah göstermesin tabii yani Koç Holding'i devralmak zorunda kalmış. Şimdi de Sabancı Holding'i devralmak zorunda kalıyor gibi bir durum. HNA Grup çok büyük bir turizm ve hava yolları şirketi. Birçok hava yolunda çok büyük hisseleri var. Son yıllarda dünya çapında 50 milyar dolarlık yatırım yaptı bu grup ve Hilton otellerinden hisse aldı ve daha da önemlisi Deutsche Bank'tan bizim meşhur üzerinde 50 trilyon dolarlık türev tehlikesi bulunan ve her an batma tehlikesi yaşayan Deutsche Bank'tan ciddi oranda hisseler aldı ve dünyanın birçok yerinde birçok emlak yatırımı yaptı. Bu şirket şimdi uzun süredir zaten nakit akışını sağlamakta zorlanıyordu ve Bloomberg'un verdiği habere göre şimdi Çin devleti HNA gruba takeover yani devralacak yani açıkçası el koyacak ve kamulaştıracak
bir bakıma. Ve bu şekilde devlet desteğiyle ancak bu şirketi yüzdürebilecek. Yani bu büyük şirket, Çin'in Sabancısı diyebileceğimiz bu grup aslında fiilen batmış durumda. Bu da işte koronavirüs ve ekonomik yavaşlama ve durgunluk durumunun yavaş yavaş krize doğru evrildiğini bize gösteriyor. İşte Çin bütün bu zorluklarla karşı karşıyayken ve özellikle bu virüs konusunu, şu anda 3 salgın birden Çin'de devam ediyor. Bu virüs konusunu Amerika'ya bağladıkları için Rubini diyor ki bunlar siber saldırıyla Amerikan seçimlerine hedef alacaklar ve Amerikan tahvillerini satıp bunun yerine yuan değil altın alarak Amerika'yı ve Amerikan dolarını vuracaklar. Şimdi baktığımız zaman zaten Çin'in bu hazine bonosu satma ve altın alma politikasını çoktan uygulamaya başladığını görüyoruz. Bakın, Çin'in Amerikan hazine bonosu varlığı 2017 Ağustos'unda zaten 1,2 trilyon dolarmış. Ve o zamandan beri sürekli satışlarla Çin ne yapmış? 2019 sonunda yaklaşık 130 milyar dolarlık Amerikan tahvilini satmış. Çok büyük bir rakam. Ve en büyük satışlardan birini de en son Aralık ayında gerçekleştirmiş. Bu son yaklaşık 3 yılın en büyük aylık satış rakamıymış. Aynı dönemde Çin, bakın, Amerikan izine bonosu varlığını azaltıyor ve Japonya'nın altına geçiyor. Bu arada birçok dünya ülkesi de Amerikan hazine bonolarını satıyorlar. Bu grafikte görüldüğü gibi aylık değişim görünüyor. Amerikan hazine bonolarında yabancılara ait, bakın, sürekli satış var. Sadece şu 1, 2, 3, 4, 5 ayda alım olmuş. Onun dışında 2014 ortasından beri sürekli herkes zaten Amerikan hazine bonolarını satıyor. Çin devleti bu dönemde özellikle 2018 yılı sonundan beri sürekli altın alıyor. 1850 ton civarından altın varlığını Çin devleti 1950 tona neredeyse yükseltmiş ve 100 ton altın almış. Çin devleti genelde resmi bir rakam söylüyor ve bunu zaman zaman revize ediyordu yukarı doğru. Bakın, şöyle uzun dönem resmi rakam geçerli oluyor. Sonra hop bir anda büyük bir sıçramayla resmi bir yeni bir revizyon yapılıyor. 2015 yılında da böyle bir revizyon yapılmıştı ama ondan sonra Çin alımlarına devam etti. Düz bir çizgi değil ve ciddi oranda altın aldı. Dünyadaki bütün merkez bankaları da şu anda deli gibi altın alıyorlar. Nasıl Amerikan hazine bonolarını satıyorlarsa, bakın şurada Amerikan hazine bonolarını satıyorlardı. Son 50 yılın en büyük altın alımlarını şu anda gerçekleştiriyor. Dünya merkez bankaları en son 2019 yılında alımlar 390 tonu buldu. Ve bütün bunlar olurken, yani merkez bankaları ve özellikle Çin Amerikan dolarını, Amerikan bonolarını boşaltıp yerine altın alırken, 2008 krizinden bu yana ilk kez altın üretimi düştü. Yani talep çok aşırı bir şekilde yükselmişken ilk kez 2019 yılında altın madeni üretimi %1 oranında geriledi. Yani talep artıyor ama arz yok. O zaman fiyatlara ne olacağı belli. Zaten son zamanlardaki altın fiyatlarının durumu da belli arkadaşlar. Tabii Rubin'in dediklerinden şunu çıkarmamak lazım arkadaşlar. Çin bir anda 1 trilyon dolar satıp o kadar altın alacak ve altın fiyatlarını 5-10 kat arttıracak. Böyle bir şey olmaz. Kimse almak istediği malın fiyatını hemen yükseltmek istemez. Ama Çin, görüyorsunuz, yavaş yavaş bunu yapıyor ve bu sene içerisinde de, muhtemelen 2020'de de, Merkez Bankası alımları ve Çin alımları özellikle muhtemelen altın fiyatlarını yukarı doğru itmeye devam edecek. Elbette kısa vadeli hareketler için teknik analistleri, iyi teknik analistleri takip etmek lazım. En önemli sağlam paralardan bir tanesi olan Bitcoin'i de Türkiye'de Coinex'te rahatça, kolayca satın alabiliyorsunuz. Bir Dünya'nın Haberi programının daha sonuna geldik arkadaşlar. Lütfen kanala abone olun ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hepiniz hoşça kalın.